Allah baylar bayanlar, herkese tekrardan merhabalar. Warhammer 3'e hoş geldiniz. Oyuna başlamadan hemen önce lafı uzun tutmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Ama birkaç şey paylaşacağım sizinle. İşte aklımda birkaç fikir dönüyor ve bunu izleyenlerime, beğenenlere sormak istedim. Hani bana destek olan canlarıma. Şimdi birincisi, bir iki gündür video atamıyorum. Bunun bazen sebebi okul, iş oluyor. Çünkü ben hem okuyorum hem çalışıyorum. Ama bu sefer sebebi biraz farklıydı. Bu sefer biz dün 6 senelik kedimizi kaybettik. Araba kazasından. Kadının biri geldi. İşte çip okuyucu aparatı varmış. Çipini okutmuş ve okutunca burayı vermiş adres. Kadın da cenazeyi getirmiş bize. Dedi hani hakkınız vardı dedi. Kalbinin iyiliğinden yapmış yani. Allah razı olsun. Onun definiyle uğraştık. İşte aile fertlerine söylemek falan fıstık. Bilirsiniz işte nasıl olduğunu. Biraz onunla uğraştık. O yüzden dün zaten hiçbir şeye keyfimiz yoktu. Bilgisayar hani aslında açmadım bile adam akıllı. Bu öyleydi yani, bu konu böyleydi. İkincisi, diyordum ki tam nasıl olacak bilmiyorum ama şimdi Warhammer oynuyoruz. Öbür Warhammer'ın videoları da gelecek. Bu aralar pek ilgilenemedim YouTube'la, kusura bakmayın. Her gün en az bir video atmaya çalışıyorum ama aslında iki serimiz var aktif olan şu an. Yani o öbürünü unutmadım. Ama şey diyecektim. Twitch'te yayına ne dersiniz? O da şöyle, mesela haftada bir gün anlaşırız. Ben şimdi Twitch'te Perşembe yazıyor ama hani ona bakarız da, size göre olmadı hafta sonuna çekeriz nasıl istiyorsanız. Ama şimdi şöyle bir şey de var, hani beni izliyorsunuz ama elbet başka yayıncıları da izliyorsunuzdur. Ki Türkiye'de çok daha büyükleri var. Hani benim 30 takipçim var, hepinizi çok seviyorum. Çok destekleriniz için bak anlatamam yani. Ne kadar mutlu ediyorsunuz beni. Ama eminim yani başka Jahrein olsun, Pintipan'da olsun, Elrein olsun vardır yani izlediğiniz. Bayanların arasında da vardır. Ve ona göre denk getirelim. Yani herkesi mutlu etmek zor tabii ki de büyük bir grupta. Hani 30 kişi benim için büyük bir grup. Ama bir orta yolunu buluruz diye düşünüyorum. Bana bunu bildirebilirsiniz. Onun dışında o da öyle bir muhabbette. Bir şey daha diyecektim ya, ne diyecektim? Ha. Chivalry oyunu oynuyoruz. Chivalry oyunu online'dır. Bilen bilir. Chivalry 2 daha doğrusu. Gayet komik şeyler oluyor aslında. Hani ben zevk alıyorum oynarken. Ya bakma bu aralar hani oynayamıyoruz da. Daha önce oynamıştım. Aklıma geldi dedim. Mesela onun yayınlarda mı oynasak ya da onun videolarını ister misiniz? O oyuna küfür etmemek elde değil ama mübarek Ramazan etmemeye çalışıyoruz. Yani etmemeye çalışacağız. Yani öyle bir fikirdi yani. Öyle bir başka bir de o kadardı ya sanırım. O kadardı. Ya aklımdan bir sürü şey geçiyor da bu üçüyle hani bana bildirin ne istediğinizi. Zaten bana ulaşmanızın bir yolunu da arıyorum, daha kolay bir yolunu açıkçası. Düşünüyorum hani hep yorum atma, herkes yorum atmak istemeyebilir yani videoya. Zorlamak da istemem kimseyi. Ama bakalım. Bir şeyler düşüneceğim. Bulduğumda size hemen haber edeceğim. Şimdi en son burayı fethetmiştik. Bir şey de yapamıyorduk. Tur atladık mı? Ne oldu? Ne oldu abi? Ha doğru, bunda şey vardı. Şimdi 10 tane şey basabiliyoruz birlik. Şimdi 2 birim daha yetiştirebiliyorum. Bu ne? Köylü basabiliyorum. Macera perest şövalyeler. Zırhlı ve kalkanlı anti-piyade diyor. Baskın süvari. Süvari mi bunlar? Aynen. Bunlar okçu süvari. Ya ben bunlardan pişman oldum açıkçası ya. Çok ciddi pişman oldum ya. Geçen oynadık ama bayağı bir pişmanlık yani. O bakayım. 2 tane okçu basacağım şimdilik. Çünkü daha hala 3 tane limitimiz var. Devam ki. Dün gece oturuyordum.
Sizinle böyle bazen çok boş muhabbet yapmayı da hani bana hep arkadaşlarım der çok konuşuyorsun. Bazen boş muhabbet yapmayı severim. Özür dilerim çok kafayı ütülüyorsam. Böyle aklıma geldi dün akşam oturuyordum. Gece işte sahur. Neyse. Şuna bir bakayım hemen devam anlatacağım. Dur, dört tane şey vardı. Bu ne? Çorak araziden yıpranmıyoruz. Yeşildirilere karşı savaşırken birimlere iki kat tecrübe veriyor. Biz az önce ne bastık? Hiçbir şey basmadık mı oğlum daha? Ha bunu basmışız. O zaman biraz gelire basalım. Neyse işte dün gece oturuyorduk arkadaşlar. Bir şeyler izliyordum öyle. Keyfim de yoktu zaten. Ulan saate bakıyorum. Saat 1 civarıydı, tamam mı? 12 mi 1 mi neydi böyle? Saate bakıyorum 3. Şakam yok ama. Ya 2 ya 3 birden böyle yani. Birden bir saat atmış böyle ya da 1,5 saat böyle. Dedim lan ben bu kadardır oturmuyorum ki burada. Neyse. Baktım baktım. Dedim. Ne oluyor falan. Gittim içeride duvarda saat var bizim. Duvardaki saate baktım. O dijital değil. Baktım. Saat atmış anasını satayım. Dedim he. Öyle yani bir beynim yandı gece gece. Şimdi rütbe bunu mu bassam? Macera perest şövalyeler. Valla şövalye mi basacağız abi? Kaç tane atla birlik basabilirim ki ben? Bu 700 şu ne çok merak ediyorum. Ne kadar efektif çok merak ediyorum bu köylüleri. 100 basıyorsun bakımı yok bile. Köylülerin. Hani aslında ben direkt bir köylü ordusu ekonomim negatif bile olsa bir köylü ordusu basıp salabiliyor muyum düşmanın üstüne? O da iyiymiş. Ama kessin hemen dağılıyorlar o ayrı hikaye. Zırhları yok bile. O zaman bunlardan basacağız. Limitimizi doldurmadık ama doldurduk. Yeter ya büyük bir ordu zaten. Ne kadar olduk ya bu ne? 15'lik. Yeterli şimdilik. Adam şeyi kastı herhalde. Puan kastı. Aynen. Talim. Tur başına kazanılan tecrübe fazladan 20 artar. Güzelmiş o. Çok güzelmiş o. Blessings of the lady be upon Hadi devam ki. Bu arada yorumlarınızı okuyorum tek tek. Hani cevap vermesen de artık so bir nevi birbirimize alıştık. O yüzden her şeyi cevaplamıyorum. Böyle çok aklıma takılan bir şey olursa cevaplıyorum ya da böyle cevap gerektiren bir şey olursa. Ama çok teşekkür de ederim yani hepinize. Beğenilere falan hani yükselmeye başladık. Çok teşekkürler. Yeni gelen kardeşlerimize hoş geldiniz. Takip etseniz de etmeseniz de canınız sağ olsun. Yani takip etseniz sadece var olduğunuzu hani görüyorum o zaman biliyorum. Ama bana beğeniyle yorumla da destek çıkan çok var. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi ben şuraya vuracağım gibi geliyor bana. Çünkü buralarla pek bir olayımız yok. Bunlar Çinli mi acaba? Çinli dediğim yani. Asya. Ulan ya. İçimdeki Türklüğü tutamadım ben. Bizde derler ya öyle. Honor before glory. Glory. Do you know Saldırabiliyor who I am? mu lan? Ha. Oha. Neyse orayı da fethettik mi? 82 Xahutek. 83 de burası abi. Devam. O ne lan? Burada ne dönüyor? Yetenekli müzisyenler. Generallerinizden oluşan bir meclis gözde müzisyenleri askeri hizmete teşvik etme fikrini ele aldı. Bu söz konusu sanatçılar için bir şok oldu ancak birlikler arasında anında başarı kazandı. Daha azimli yürüyorlar. Orduya şeyci aldık. Davulcu. Tamam. Güzel. Şimdi Taylan şehrini alacağız. Oha. Cesurca yenilgi diyor. Yüksek kayıp verirsin diyor. Usta bu ne? Bu kertenkele reisler. Bunlar da baltacı kertenkeleler. Oğlum bayağı da bir okçuları var ha. Oğlum ne ara bu kadar adam topladı bunlar buraya? Allah Allah. Biraz şapa oturduk gibi geliyor bana.
Save mi açsak? Bilemedim. Çünkü bunlar bizim peşimizden gelecek eminim. Ya bu ordu tek başına, biz bunları buradan aslında ayırmamız lazım. Bak şu an cidden bir general olarak düşüneceksem buraya şu an saldırmam acayip saçma. Deneyebilirim. Adamlarımı, canları riske atabilirim ama acayip saçma. Kuşatmayı kaldır abi. Bunun şeyi yok. Utanılacak bir şey yok. Savaş mantıklı davranan tarafından kazanılır. Cesurluk da önemlidir de yani buna bir cesurluk yapamazsın yani. Bak nazar boncuğu var abi adamlarda, bir şey yapamayız. Geri basacağım. Hatta kendi toprağıma geçip burada kamp kuracağım. Bunun şeyi ne kadar? Garnizonu? Merak ediyorum. Oğlum bana... Ha o benim değil lan. Mızrakçı. Köylü çetesi. Köylü okçular. Ha iyi o zaman... başka bir ırkın şehri olsa bile, böyle fantastik bir mekan olsa bile benim askerlerimi koyuyor oraya. Hani insanoğlu yerleşiyor oraya. Güzel. Bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum şu an. Acayip cahilim. Çıkıp peşimizden gelirlerse %100 alırız. Ama gelmezler. Sanmıyorum. Bunları buradan ayırmamız lazım. Rival power comes to parley. Consider their offer carefully. Pazarlık, ikili ilişkinizde değişiklik talep ediyor diyor. Adam bize 2100 ödüyor ve barış antlaşması istiyor. İki tane şehirleri var. İkisi de bizde. Şey, öbürü bir tanesi de bizde. Ne diyorsunuz? Bunlarla da savaştalar. Burada da bir kan efendisi falan var. Bu kim hiç bilmiyorum. Bilemedim arkadaşlar şu an. Cidden bilemedim yani. Güç sıralaması 222, bizim 102. Oha bizden 100, ki 100 tane daha faction var, daha güçlü olan. Ne yapsak? Yok ya, ben bunlara da dalsam mı? Yoksa iki şehri tutup ekonomimi mi güçlendirsem, ordularımı falan? Reddediyorum lan şimdilik. İyi kastı ha. Şakam yok, iyi kastı. Ne oluyor lan? Ha şehir büyüdü. Güzel. Bu ne? Kutsal kase. Kutsal kase şövalyesi basabiliyorsun. Ha, bir önceki oyun gibi aslında. Mancınık falan basabiliyorsun. Başka ne basabiliyoruz abi? Binekli yeoman, binekli okçu, mızrakçı, silahlı kuvvet. Ya bize piyade lazım şimdi, ne yalan söyleyeyim. Çünkü o atlı basabiliyorduk farkındaysanız. Bunlar orduyu büyütme peşinde. O zaman bize buraya çekileceğiz. Biz buraya çekilip bir ordugah kuracağız. Bir kamp kuracağız. Neden mi diyeceksiniz? Biz ordumuzu güçlendireceğiz. Nedenim var. Arayış şövalyeleri, diğer şövalyesi, macera perest. Bunlar daha iyi gibi. Ha bunlar kalkanlı birlik. Okçu 4 tane var. Okçu sayısı asla piyade sayısını geçmemeli arkadaşlar bu arada. Ya geçebilir ama geçmese daha iyi. Öyle diyeyim yani. 3 tane de bundan basacağım. Orduya 18 diyeceğim. Devam ki. Orada hazırlıklarımız devam etsin. Bence bunlar iki kişiyle birden kapışmak istemedi. Ama emin olun kertenkele reisler öbür taraftan kazanınca ya da o tarafı salınca bize gelecekler yine. Bu arada ben gemi basabiliyor muyum? Onu çok merak ediyorum. Aha. Balıkçı rıhtı mı diyor. Bunu değiştirebiliyor musun başka bir şeyle? Değiştiremiyorum sanırım şu an. Kontrol eksi bir diyor. Ne alaka lan? Ya oğlum ne alaka ya? Buraya bar yaptırmadım mı ben? Dokuma evi var. Kraliyet ağırları var. Level 3 ağır var lan burada. Vay anasını. Ama bak şimdi mesela öbür oyundaki gibi. He tamam. Diyecektim ki öbür oyunda mesela 3. seviyeye kadar çıkabiliyordu kışlalar. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Ama Bretonya'nın büyük bir şehir olmaması şaşırttı beni. Kasaba. Bregon. Burası bildiğin kasaba. Acaba kasabalarda öbür oyundaki gibi duvarsız mı kapışılıyor? Hani duvarı olmuyor mu? Ha, buralar çorak arazi ama
Bizi pek ilgilendiren bir yer değil gibi be abi. Orduyu kurduysak. Orduyu kurduysak. Ama bunlar da büyüttü orduyu bak. Buraya saldırmak mantıksız. Ben ilk önce şuraya mı saldırsam? Ama onlar da benim şehrime saldıracak o orduyla, eminim yani. Bu sefer hiç tutamayacağız burayı. Bekleyeceğiz. Ha, bir şey yap diyor. İlla bir şey yap diyor. İyi al gel. Bak silahlı kuvvet piyademiz geldi abi. Mızrakçı. Zayıf liderlik, zayıf liderlik. Anti büyük harcanabilir. İkisi de harcanabilir yani, ikisi de bir işe yaramıyor aslında. Arayı şövalyeleri zırhlı, zırh delici, anti piyade. Bu zırhlı ve kalkanlı anti büyük diyor. Bayağı basmışız ha bunlardan bu arada. Bence var ya, ben gene bir piyade basayım. Sadece şeylerle. Sadece şövalyelerle. Ne diyor? Turu sonlandırmak için bu bildirimi çözün veya atlayın. Ha, şehirlere bir şey mi yaptırabiliyoruz? İkinci seviye kışla gider. Devam ki. Oyunun grafikleri çok güzel ama. Çok sevdim. Mesela YouTube yorumları muhabbetine dönecek olursak. Bir arkadaş demiş ki Steam'den al hepsini diye. Ya onu ben de isterim de Steam'de şu an bu oyun 60 euro. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kanka dünyanın öbür ucundan nereden ulaştın bana? Biz de Bretonya'yız, bu da Bretonya. Jills'in yüzünü kara çıkartmayalım. Birlik halindeki bir Bretonya için. Ha, bizim de zaten şeyi var galiba bunun. Aynen aynen. E tamam, olur kanka. Büyük bir göç hudutlarınıza doğru yaklaşıyor. Bu muhabbeti biliyoruz. Defolun dersen... Ne oluyordu? Kontrol düşüyor ama büyüme artıyor. Hoş geldiniz abi. Aslında hiç şey değilim ama... kabul etme tarafında değilim böyle göçleri ama. Oha, bir tane birlik fazla oldu şimdi. Ne alaka lan? Bir birlik fazlamız var. Bu da ekonomiyi etkiliyor. Çiftlik geliri %10 diyor. Düştü gelir. Neyse babacım. Bunları bekleyeceğiz mecbur. Bunlara saldıramayız. Lan o sırada diyorum ki şuna falan. Aynı değil mi? Ben bununla savaştaydım. Değil miydim? Allah Allah. Bu ne? Karda yıpranmaz diyor ordularımız. Vay vay vay. Çorak arazide yıpranmaz. Karda yıpranmaz. Ama bence hepsini mi seçebiliyoruz? Şimdilik ne diyeyim yani? Yeşil derilere mi basayım ne diyeyim? Yeşil derileri görmesek bile... Geliştirilmiş inşaat. Köylülere biraz para yatırırsak bence şövalye birimleri için zırh artı 8 diyor bak. Var orada bir şeyler var. Buradan da bir seçim yapmalıyız bence bu üçünün arasından. Bilemedim. Göreceğiz. Bir birliğimiz fazla. Ha, bu bizi öldürmüyor şu an. Pek bir sıkıntı değil. Burası ne durumda? Yapılmamıştı. Tamam. Kanka bir şey istemiyorum. Sal beni. Oğlum illa bir şey mi yapacağım ya? Manyak mısın sen? Ne yapayım ben sana ya? Orada hareket etmedi diye kızıyor. Gerizekalı. Taylan'a dalacağız işte. Ama sonra. Şimdi değil. Allah Allah. Yöre köylerine lanetler yağdıran çocuk kapan bir cadı hakkında söylentiler var diyor. Köyleri sakinleştir. Köyleri niye biçeyim abi cadıyı?
Cadı yakın. Cadı yakın abi. En mantıklı o şu an yani cadıyı yakmak. 4000'imiz buradan var. Dur bir saniye. Bu seviye 2'ye çıktı kışlalar. Yani bu kardeşimiz ne basabiliyor şu an? Bir saniye. Silahlı kuvvet diyor. Şunlardan birini bir kovalım. Bakalım. Bu ne? Ha, idame ettirebildiğinden daha fazla köylü var falan anladım ya. Yani. Çok adam var diyor. Şimdi bakayım neler gelmiş. Mızrakçı. Oo güzel güzel. Yeni bir şeyler daha eklendi. Az önceki adamlara göre bunlara göre bunlar daha iyi. Kalkanları var en azından. Bunlar daha iyi gibi. Yani mızrakçı daha mantıklı gibi. O zaman biraz piyadeye ihtiyacımız yok mu be? Yok mu bir piyademiz? Bunları kovuyorum. Macera perest reisleri de kovuyorum. Ben daha çok piyade bazlı ordularla oynarım abi. Niye bir tane basabiliyorum şimdi ya? Bu ne? Az önce 18'deydim sorun yoktu. 18 birlik vardı. Piyade daha çok mu şey alıyor? Nasıl desem daha çok mu insan şeyi kapıyor? Anlamadım ki. Kanka ordu gitti mi? Ordu gitmiş orayı kuşatıyor sanırım. Tamam bir dahaki tur biz de gidiyoruz. Ya ne al. İlla basacaksın yani bunu al. İlla paramı sömüreceksin. Ya anlıyorum onun sebebini arkadaşlar yani mal değilim ama biraz çok zorluyor oyuncuyu. Sal işte beni ben biliyorum onu. Ha bilmeyen mal da çok var o ayrı hikaye. Fraksiyon yok edildi abi vampir kıyısı isyancıları imha edildi diyor. Kim kemirdi lan onları? Burayı bak. Vay 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 vay. Tamam biz Taylan'ın ordu GG. Gidiyoruz. Hiçbiri. Gidiyoruz kanka. Bu sefer alırız sanırım. Wow, burada bir canavar var. İnşallah saldırıya uğramayız burada. Ulan var ya çok sıkıntılı bir bölgeye ayak bastık aslında. Ha geliyor bak manyak. Bu tarafa döndü iyi mi? Ben burayı alayım da bari... Kaleyi koruyalım buna karşı. Fraksiyon yok edildi. Nasıl ya? Oğlum az önce anlaştığımız adamlar bunlar. Lan ben bunlarla anlaşıyordum. Oğlum kim yok etti onları? Aa. Ama bu olmadı. Ya ben şuna çok gıcık oldum yalnız ha. Üstüne tıklıyorsun ya bir şey değişmiyor. Ya böyle mi değişiyor? Liderinin mi üstüne tıklamam lazım? Bak basıyorum değişmiyor bak. Kim olduğunu bilmiyorum bunun. İlla elimle aramam lazım. Kanka bir duracaksın mı? Uyandırılmış diyor. Vampir bunlar. Neyse ya sal beni. Oğlum etrafımızda bir tane insanoğlu kalmadı mı? Bunlar ne? Kan muhafızları diyor. İtsa kim? Allah Allah. Ben bu kankayla mı anlaştım? Yok ya öbürünle anlaştım. Ben onu da zaten deldiler. Al kanka. Para teklifi niye yapayım abi? Ya, tehdit mehdit var bak o güzel. Tehdit olayı falan var. Abi. La havle vela. Şimdi var ya burada ortalık karışacak. Vasiyet alın. Pirus zaferi diyor. Abi böyle bir şey yok bak. Okçuları salacağız önden abi. Şu an girebiliyor muyuz? Neyle savaşacağım lan? Ne yapıyorlar o zaman? Şeyle mi çıkıyorlar? Merdivenle mi çıkıyorlar? Ama bu da bana saldıracak birazdan işte. Gerçi benimle savaşta değil bu. Bu da buraya saldıracak.
O zaman şöyle yapalım. Tamam. Kuş atmayı sürdüreceğim. Allah sonumuzu hayır etsin ya. Dur bir saniye. Oyunu kaydedeceğim. Devam. Ben normalde kolay kolay save'e dönen bir insan değilim biliyorsunuz. Ama çok da yani, affedersiniz de, boka sararsa dönerim. O kadar da değil yani. Bu ne istiyor benden? Siz çok uzattın ya. 3000 barış antlaşması. Bir armağan getirme bana, ben alacağım o şehri senden. Ya da alıp çıksam mı lan? Böyle bir şerefsizlik mi yapsan? Alışılmadık mantıkları onların diplomasi yaparken yalnızca güçlü ve coşkulu devletleri dikkate aldıkları anlamına gelir diyor. Korumacı. Bu ne? Güvenle. Sizin için gerçek bir tehdit oluşturuyormuş gibi görünmüyor diyor. Peki bunun hakkında ne diyor? Onu çok merak ediyorum. Kabul etmiyorum bu arada. Bu öbür manyaklar nerede? Usta yavaş ya. Ormanlardan gelen boynuzlu canavarlar. Ya gelsinler ya. Kim geliyorsa gelsin ya. Bir saniye. İçsayla uyandırılmış birbirine dalıyor. Uyandırılmış kim bilmiyorum. Zaten ben bu mekanda kimseyi tanımıyorum aslında. Hiçbir alakam yok abi benim burayla. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim adamlar kayıp... Aynen. Biz kayıp vermiyoruz şu an. Namlı alay yetiştir. Ha birim yetiştirebiliyor musun? Ha yok. Bu direkt kiralıyorsun galiba. Yok biz devam ki böyle. Biz burayı tutacağız. Bunlar bize saldırana kadar. En mantıklı öyle geliyor bana. Çünkü şehir duvarlarından dışarı atarlarsa kendilerini. Bir general gibi tekrar konuşmak gerekirse. Şimdiye kadar yaşadığım savaşlarda bu oyunda. Ya da böyle oyunlarda. Şimdi biz buraya saldırırsak. Onların üstünlüğü var çünkü duvarların üstündeler. Gerçi burası kale mi bilmiyorum ama öyle diye tahmin ediyorum. O riski almayacağım. Gerçi kaledir yoksa bunları yapmam gerekmez. Şimdi ise bak adam kaybı veriyorlar. Vermeye devam etsinler. Eninde sonunda sinir olup çıkacaklar dışarı. Bizim için bir sıkıntı yok. Onlar açlıktan birbirini kemirecek. Biz olabildiğince az kayıp vereceğiz yani. Ya gene geliyor ya. Acaba bana dalacak mı? Yok şey yapıyor. Raid yapıyor. Buraları talan ediyor. Baskın mı oluyor nedir? Biliyorum reis. Herkes birbirine dalıyor ya. İyi karıştı ortalık. Şimdi kanka bak ben bu şehri aldığımdan sen buralarda gezersen senin beynini ezerim. Yalnız bunları görmek isterim. Yüce kana susamış. Efsane. Bu ne? Kusura bakmayın bir mesaj geldi de önemli. Şimdi buraya ise puan basacağız. Bakayım garnizon saldır diyor. Yayılma kontrolü. Bir savaşçının görünümü falan, suikast düzenle, birimlere saldırı. Bu bizim şey herhalde ya. Hangisi bu? Bu Lamuru reis. Yani bu bizim yandaki reis var ya yardımcı. Tam plak hazır, vurması zor. Ölümcül kılıç. Garnizona saldır, %5 eksi hayat. Aslında bu adam var ya böyle tek başına VSC yapmak lazım. Başarı olasılığı artık. Bunu basacağım. Bu adamı VSC yapmak lazım. Burada durumlar nasıl? Bakalım. Oo güzel adam kaybediyorlar. Kati zafer diyor şu an artık bak. Neyse hemen buna kanmayacağız.
Kuşatmayı sürdür. Devam. Zaten isyan da ediyorlar. Bu bölüm çok savaş olmadı arkadaşlar. Onun için izlemeye geldiyseniz biraz üzeceğim sizi. Ama bir dahaki videolarda olacağına da eminim yani. Daha yeni başladığımız için. Fakirlere bakım sağlanmalıdır. Sadece verimlilikten emin olunacak ölçüde tabii. Anladım. Olsun bak. Bir şeyler yaptık. Geliştirilmiş ticaret gemileri diyor. Bu ticaretten kazandığımız para acemi rütbesi. Köylü çetesi birimleri arttı 2. Kapasite artıyor. O güzel bak. Finanse edilmiş araçlar. Yakın saldırı köylü çetesi artı 10. Oha. O iyiymiş lan. Köylüye basalım şu an para. Usta abi uzaklaşacaksın mı sen? Bu kim ya? Arkandan da köpek geliyor. Köpek demek köpeğe hakaret ya. Bir saniye. Babacım ben burayı alayım mı artık? Adamları zaten almıyorum lan. Tutacağım. Onlar bana saldırana kadar duracağım burada. Kesin bunlar saldıracak bana. Bu arada bir şeyler yaptırabiliyoruz. Aynen. Bu seviye 3'e çıkabiliyor. Silahlı kuvvetler, sırıklı silahlar geliyor. Onun yerine ben de diyordum ki biraz daha değişik bir şeyler mi yaptırsak? Bu ne? Çilingir. Çilingirden sonra ne geliyor? 4. seviye. Zaten çıkamıyor ki burası 4. seviye. Ben önceki oyundan öğrendim onu. Hiçbir zaman 4'e bakmayacağız şu an. Ama bunu basarsak savaş seyyahları bakayım. Aynen kutsal kase sandığı ve bayağı bir şeyler basabiliyoruz. O zaman bundan basalım. Artık şehirde yer kalmadı abi. Şehir büyüdükçe basacağız bir şeyler. Devam ki. Zorlamak istiyorum. Bakayım nereye kadar gidecek. Bunlar buralardan para kasmaya çalışıyor. Orayı da biri. Cüce mi lan o? Grim. Aynen Grim. Grimse soyadı kesin cüce bu. O bir ordu kayboldu. Ordu şey teknolojiyi de bastık. Güzel. Şimdi burası kalsın. Geliştirilmiş inşaat. Tarım diyor. Çiftlik falan. Bu çiftliğe basıyor biraz. Sanayi geliri falan artıyor. Şimdilik ihtiyacımız yok. Açık denizlere fermanı. Daha güvenli bir orman buyruğu. Lağım temizliği emri. Kıyıları güvene alma. Karayifle. Bu her şeye karşı. Ama hepsini basabiliyor muyum yoksa bir tane mi basabiliyorum onu bilmiyorum işte. Şunu bir basalım ya. Ya da yoktu. Önce şimdilik bunu basacağım. Buradan şövalyelik falan artıyor. Onlar sonra. Onlar sonra. Bunlar ne durumda? Bu arada bunu da basalım. Bunlar ne durumda? Bunlar kemirilmiş. Kati zafere döndü zaten artık. İşte gaza gelip saldırasım var bir yandan ama 96 da az değil be abi. Bizim birlikler zaten 90. Yani... Adamlarımın canı önemli benim için. Bu arada arkadaşlar videoyu yüksek kalitede çektiğimiz için yüklemem... Bak ben size şöyle diyeyim. Yarım saatlik bir videoyu benim yüklemem 1 saat 20 dakika falan sürüyor. Şu an yarım saate ulaştık. 34. dakikadayız. Yani bunu yüklemem yaklaşık 1-2 saat sürecek benim. Bu akşama doğru diye bekliyorum. Videolar yayınlanır. Bakalım sizin için belki bir Chivalry videosu çekerim. Umut'la beraber. Bir bakarsınız nasıl. Ve öbür Total War'ı da çekmeye çalışacağım. Ama o geç saate kalabilir artık. Sahura doğru yetiştiririm belki onu. Kusuruma bakmayın. Ne diyor? Zafer sarhoşluğun içinde eğlendiğini söylüyorlar. Yok sen diyorlar ki diyor. Sen diyor yine diyara diyor yönetmeye daha fazla zaman ayırmak yerine. Zamanını geçip gitmiş savaşlara falan. Oha o nasıl bir cümle lan? 3 satırlık cümle. Senin bir ahmak olduğunu söylüyorlar diyor. Savaş coşkusu abi. Liderlik artı 5. Göreceğiz kim ahmakmış.
Tamam, bastım cezalandırmayı. Yalnız bunu var ya, kemireceğim ha. Kaos savaşçıları falan. Oha, 110 zırh lan. Oha, bunlar bayağı iyi abi. Bunlar bizi kemirir ha, demedi deme. Şimdi inşallah gelip bana... Şaka mı lan bu? Tam benim topraklarımın dışındalar. Ya ben ne oluyor? Ben ordu basamıyorum ama doğru ya. Ben burayı alacağım artık. Burayı artık alacağım. Çünkü ordu acil lazım. Ya şimdi şöyle, orduyu oradan geri çekmem gerekirse çok yazık olacak. O kadar uğraştık, bunları kemirdik. Yazık olur yani. Zaten dümdüz saldıracağız. Çünkü hiçbir şey yok başka elimizde. Önce okçuları salacağım. Harita bile daha detaylı. Oy, güzelmiş ha. The enemy fortifications are formidable, but with perseverance they may be overcome. Drive out the foe and claim this place for yourself. Şimdi biz saldırıyoruz. Bir zayıf noktamız yok gibi. Kapıya bak, altın baraklı kapı. Ciddiyim, böyle Maya Aztek şeylerine benziyor. Bu kuleler bir önceki oyundaki gibi mi? Yani sadece içine biri koyulursa ya da bir birlik yerleştirilirse gibisine mi? Burada bir birlik var. Bu kapıyı koruyorlar. Benim nereden saldıracağımı nereden biliyorlar abi? Bilmiyorlar. O zaman biz şöyle yapacağız. Oha, burada da var bir şeyler. Bayağı iyi ya, etraf falan. Bayağı güzel. Ağzım açık izliyorum şu an. Şimdi o zaman biz bu kapıdan saldıracağız. Bu adamların kalkanı yok ama bunlar mal gibi ölür. Neyse. Kuleler falan efsane. Diyeceksiniz ki niye ikisini tek yerden saldırtıyorsun, bilerek. Ayrı ayrı saldırtacağım, kemirilecekler, istemiyorum. Şuraya adamlarımı saklayabilir miyim acaba? Biri saklanıyor, biri saklanmıyor. Yine saklanmıyor. Bunlar kalkanlı krallar. Şimdi aslında var ya, bu piyadeden alacağım ben bunu. Bu piyadeye saçma bunu vermek. Bunlar mızrakçı mı? Bunları ver. Heh. Bunlar kalkanlı. Daha iyi. Kalkan duvar yok mu ya? Ulan ya. Rome 2 geliyor aklıma. Kalkan duvar ne gidiyordu ama? Kalkan duvar efsanevi bir şeydi. Bunlar saklanamıyor zaten abi. Hiçbir şekilde saklanamıyor. Lan buradan gelmesin destek birlikler. Şaşırmam bak. Yemin ediyorum benim hayattaki şansımı biliyorsunuz. Şaşırmam yani. Şöyle okçuları salacağım zaten önden. Şövalyelerimiz de burada dursun abi. Herkesi topladık mı? Bir kişi kaldı orada. O da bu. Gerisi zaten peşinden gidecek. Normalde tüm orduyla saldırıyorum ben. Bilirsiniz. Hadi bakalım. Oğlum niye iki tane? Aa, bayağı uzağa sıkabiliyoruz. Onlar bize sıkamıyor ama. Anladım. Başladılar. İki sıkamıyor dedik. Oğlum. Şaka mısınız? Gidin, gidin. Yardırın. İyi hızlı ilerliyorlar lan. Ben diyorum ya, alışmışım cücelere. Hadi köylülerim benim. Sıkın abi. Abi sıkın. Babacım sıkın. Güzel. Oklanıyorlar. Güzel.
Zaten birliklerin bazıları oralarda herhalde ya da bilmiyorum ki. Yok, hepsi burada gidiyor. Okçu birlikleri arkada. Ama kulelere adam yerleştirmiyorlar herhalde. Bir burada var sanırım. Bakayım. Yok, iki kulede de adamları var. Ama bayağı hızlı ilerliyor bunlar. E iyi, böyle adamlarım ölmüyor benim. Bu çok iyiymiş. Ya biliyorum ya, kes ya. Araç sağlığı %50 ama. İnşallah daha kötüleşmez. 43, yapma yapma. İçindeki herkes ölüyor mu o zaman? Ya hayır. Sadece bu ikisi. Kanka devam. Vurun şunları. Hatta var ya, şunları vurun. Aha, vardık. Vallahi vardık. İnşallah kırılmaz. Ha, kırılmıyor artık. S.A. Geldin kanka, geldin kanka. Kaldır babacım. Bunlar iyi bombalanıyor. Ulan kapıyı ele geçirsek salacağım şeyleri. Koşun koşun. Süvariyi salacağım kapıları ele geçirsek. Kanka mal mal bakmayın. Sıkın. Vurun babacım, vurun. Mal mal bakmayın öyle. Bak, bizim birlikleri kemirmeye çalışıyorlar. Ne dedim size? Bunu istemiyordum işte. İkisinin ayrı inmesini. Herkesi buraya yıktılar. Kanka buraya sıkın. Ciddiyim, bak buraya sıkın. Onlardan daha çok vuracağınıza eminim. Kapıyı kıraydık, iyiydi be. Aha, kırdık lan. Gir 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 gir. Gir baba, gir gir gir. Süvariyi sal. Sal baba süvariyi. Sal babacım. Nerede ana süvari? Hatta Lord da gelsin. Dalın abi, dalın hadi. Neyi bekliyorsunuz? O adamlarım... Süvari mi geliyor? Yok. Piyade geliyor. Süvari bir kırsa ya şunları. Burada bekle. Burada bekle. Hatta yanlarına çıkın siz. Suari, dal abi şunlara. Çekilin. Suari dalacak onlara. Bizim adamlar kaçışıyor galiba. Aynen. Yoruldunuz mu? Yok, aktif. Çekil, geri çekil. Buraya destek birlik geliyor. Sanırım, aynen. Ya ne oluyor ya? Kanka ne oluyor? Bizim birlik kaçıyor, geri gelmiyor sanırım bu oyunda, aynen. Bizim Lord nerede? Gelemedi daha. Neredesiniz oğlum? Gelsenize şuraya. Süvari birlikleri dalsın abi. Siz şuradan çıkın yukarı. Kanka siz de vurabildiğinizi vurun artık be. Bir işe yarayın be. Ulan ya, çok büyük kayıplar verdik. Şurada var ya bir grup şey, kertenkele. Bizi resmen burada tutuyor. Ne yapacaksınız biliyor musun? Aslında içeri gireceksiniz, direkt beklemeyeceksiniz. Dalın şunlara. Dalın şunlara. Gel ya, gelsene. Sakat, neyi bekliyorsun? Kanka gidin dalın ya, siz Lord değil misiniz? Gidin dalın şunlara. Gelin şuraya abi. Buraya da destek birliklerimiz geldi sonunda galiba. Aynen.
Bu yaptığım çok büyük bir fiyasko aslında. Şu an fark ediyorum bunu. Bunları biçin. Orada yaptığım çok büyük bir acemilikti. Neden mi? 3 tane birliğin arasında bir adam birliği yolladım. Yaptığım en saçma hareketlerden biriydi aslında şu an. Bunları bir parçalayın. Koşun peşinden. Lord nerede? Lordlar bunları yapıyor, parçalıyor. Aynen, devam ki. Kanka yukarı çıkın, yardım edin. Ha gayret, ha gayret. Alacağız abi, alacağız, ha gayret. Siz buna, siz de buna. Kaçıyor artık, okçular da kaçıyor artık. Bu Lord değil mi? Aynen. Sen buna dal. Sen de buna dal. Ortadaki adamlarımız nerede? Mal mal vuruluyorlar kesin. Eminim. Mal mal vuruluyorlar. O kadar eminim ki yani. Kanka alırsınız ya. Vallahi alırsınız. Parçalayın abi. Kaçmasınlar. Siz de alırsınız. Rahat alırsınız. Yalnız şunları arkalayın. Hiç şey yapmayın. Direkt arkalayın. Bunlar onları koştursun. Oha kaç lan. Öleceksin. Öleceksin, kaç. Lan kaç. Lan çık. Manyak herif. Ya Lord kimle kapışıyor ya. Allah'ım. Burada ne oldu? Koca bir birlik var burada. Bunlar ne? Ciritçi. Alın şunlara. Yok ya, geri çekilin abi. Yok yok, geri çekilin. Hiç uğraşmayın öyle şeylerle. Lord bir yardım edeydi burada, iyiydi. Oğlum dalsanıza, niye bekliyorsunuz? Kemirin şunları. Şimdi şu kuleyi ele geçirin. Kuleleri bir ele geçirelim. Burayı geçirdik mesela. Zafer. Kıl payı zafer diyor. Dedim ya, bayağı bir sıkıntılı ya. 612 kayıp verdik abi. Adamlar ölmüyorlar anasını satayım. Ölmüyorlar. Bizim şeyler, birlikler bayağı kalitesiz yani, onu anladım. Bayağı çöp yani. Hele şu ordudaki birimler. Bayağı bir çöp. Onları artık daha böyle daha özgüvenli ordular haline getirmek sarabilir yani. Tamam aldım. Bunları yok ettik. Taylan yok edildi. Onların başka şeyi de alınmış. Oğlum bunlar kim? Oğlum ne oluyor ya? Nasıl bir curcuna burası? Oh, burası büyük bir şehir. Sonunda. Ha bu var bile diyor burada. Ama bu 4. seviyeye kadar çıkabiliyor. Yani aslında buraya yaptırmak mantıklı bunu. Bu baş eyaletteki öbürünü yıkmak lazım. Nerede o aynısı? Bu, aynısı bu. Neyse, bakacağız onlara. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir karman çorman ortalık. Bu reis var. Bunlar bizi kemirebilir. Bu kim bilmiyorum. Koca bir ordu bu. Bayağı bir karışık yani, kılıçlı asker falan diyor. Durmadan insan geliyor buraya anasını satayım. Fortnite lobisi gibi oldu bak.
Bak bu var. Bunlar var. Şunlarla bir muhabbet açalım mı hemen kapatmadan? Dur ya, şunlarla. Fall in. Markus Reis. Sen kimsin? Senin şeyin ne bu? Diplomasi. There's no reason we can't do business. Aynen. Düşman değilsek niye beraber iş yapmayalım diyor. Kanka gel barış imzalayalım. Ya f- ne kadar ödeyebilirim ki sana? 300 ödeyeyim hadi. Kabul ediyor mu? Etmiyor. İyi hadi bas git. Ya da ben ödeme mi istedim anlamadım ki. Neyse. Göreceğiz. Gelirler. Sonlarında hakkından gelmeye çalışacağız yani. En kötüsü öyle. Bu video burada bitsin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim hepinize. Yine bu aboneliklerle, beğenilerle ne kadar sevindiriyorsunuz anlatamam. Hani bu işin cidden en başta da dedim, yeni katılan arkadaşlara da söyleyeyim, buraya kadar izlediyseniz tabii. Ben bu işin para konusunda, para peşinde değilim asla. Hatta buradan para kazanacak olsam bile ya tabii insan kullanıyor, kullanır yani kendi. Kimse de kimse yalan söylemesin. Ama bu kanala da çok harcayacağıma emin olabilirsiniz yani. Çekilişler olsun, işte oyunlar olsun, kulaklıklar, yok bilgisayar parçaları, yani bunlar aklımda var. Şu an 30 takipçideyiz. Ben 11 ile başlamıştım. Yani ilk başlarda 10-11 tane vardı. 30 oldu. Büyüyoruz gün her gün. Ya ben böyle şeyleri beceremiyorum abi. Böyle şeyleri konuşamıyorum, söyleyemiyorum yani. Allah razı olsun hepinizden dediğim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.